Evet, şuradan kayda bastık mı bastık. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün ekipmanlarımın sonuncusu olan Sti serisin. Şöyle göstereyim. Bu arada kendimi gördüğüm kısım burası. Not aldığım kısım burası. Siz buradasınız. Çok şey oluyor. Laf geliyor bu konuyla alakalı. Abi niye kameraya bakmıyorsun falan. Alışkanlık canlı yayınlardan. Az da YouTube'a böyle birebir içerik üretmediğimiz için veya birebir video çekmediğimiz için bazen afallayabiliyoruz. Affola. Evet arkadaşlar, Sti serisinin Apex CD klavyesi son ekipmanım. Bu kutu üzerinden göstereceğim. Çünkü gelmesi biraz sıkıntılı. Şu kadar falan geliyor. Daha fazla gelmiyor. Setup'ım biraz ileride olduğu için. Arkadaşlar yine her zaman yaptığım gibi klavyenin kendimce gördüğüm özelliklerini, kendimce bildiğim özelliklerini sıraladım. Bu özellikleri de sizlere karşımdaki ekrandan es geçmeden anlatmak için notlar aldım. Sürekli oradan bakıp sizlere yansıtıyorum. Arkadaşlar Sti Series Apex 7 öncelikle ortalamanın bir tık üzerinde. Yani bir tık pahalı bir klavye olduğunu unutmayın. Ama bu fiyata değer mi derseniz, ben beğeniyorum, ben kullanıyorum. Öneririm. Ama yine tabii ki Apex 5'i de inceleyebilirsiniz. Apex 7 bir tık yukarıda bir klavye. Apex 5'i yani daha bütçenize uygun bir klavye olabilir Apex 5. Ona da bakabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi kutu üzerinden bahsedeceğim. En sevdiğim, en beğendiğim, yani en çok işimi kolaylatan özellik, burada bir akıllı ekran var. Hatta şu anda bak, ben kendi logomu koydum bu akıllı ekrana. Şurada görüyorsunuzdur. Tabi logo koymak beğendiğim bir özelliği değil. Bu akıllı ekran, örnek veriyorum, CS oynarken KDA'nızı gösteriyor. Kaç kiliniz var, kaç asistiniz var, kaç canınız kalmış falan filan, bu tarz özellikleri gösteriyor. Oyundan oyuna değişiyor. Ondan sonra örnek veriyorum, Discord'unuz açık. Discord'dan bir bildirim geldiği zaman klavye üzerinden de anlık olarak bildirimi görebiliyorsunuz bu akıllı ekran sayesinde. En önemlisi de System Monitör diye bir uygulama var. Bu sayede de CPU ayarlarınızı yine bu şurada gösterdiğim ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz. Yani benim en çok sevdiğim özelliği bu. Onun dışında zaten Red Switch bir klavye, RGB bir klavye. Onun dışında bakalım ne yazmışım. Özel multimedya kontrolleri var. Bir tekerleğe ve bir şurada bir volüm tekerleğe ve altında bir play ve stop multimedya butonu var. Onlar da iş görüyor. Yayınlarda özellikle burada. Ben genellikle Discord'a atıyorum bu arada. Discord'un sesini kapatma olarak hem play hem stop tuşunu Discord'a atıyorum. Zaten bu klavyenin genel olarak tüm ayarları var. Böyle profil profil ayarlayabiliyorsunuz. Yani tuş tuş renk değiştirebiliyorsunuz falan. Sti Series Engine 3 diye bir uygulaması var Sti Series'in. Bu uygulama üzerinden klavyenin detaylı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Profil profil ayarlayabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Şu renk dizilimini bir profil, bu renk dizilimini bir profil ayarlayıp profiller arası kolayca klavye üzerinden de geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında tavsiye eder misiniz derseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ha bu arada şey, şunu görmüşken, bu manyetik ne deniyor buna? Ne deniyor buna manyetik? Bilek desteği. Manyetik bilek desteği. Şurası çok, gerçekten hissiyatı çok güzel buranın. O da ince bir detayı ama gayet güzel düşünülmüş. Bunun dışında dediğim gibi ortalamanın bir tık üzerinde bir klavye Apex 7. Ama tabii ki tavsiye eder misiniz derseniz ederim. Hakkını veriyor. Bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Yine siz daha detaylı araştırma, daha bilmediğim, benim de bilmediğim özelliklerini araştırarak öğrenebilirsiniz. Bunlar benim gördüğüm, bildiğim özellikler. Kendi beğendiğim özellikleri sizlere söylüyorum. Şu ana kadar işte araştırdığım kadarıyla dikkatimi çeken başka bir durum olmadı. Bunun yine olursa tabii ki yayınlarda bahsediyoruz. Instagram'da bahsediyoruz. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan yayın kapatır gibi videoyu kapatalım. Görüşürüz.